Selamlar sevgili YouTube, hoş geldiniz arkadaşlar. Sargonas mod üzerinden online çekişmeli maçlarımıza tam gaz devam ediyoruz efendim. Desolation of Smoke haritasında bir maçımız var. Hemen girelim. Ömer'cim teşekkür ediyorum. Aleykümselam arkadaşlar, hoş geldiniz sevgili YouTube. Biz Twitch chat'i ile birlikteyiz. Sohbet, muhabbet ede ede maçımızı sunacağız. Efendim şöyle bir hızlıca bakıyorum. 5 kişimiz var. Mete, Gökhan, Titan, Gilgalat, Parvus. Önce All Players diyelim. Bunlardan hangisi Garrosh bu arada? Nick olarak. Titan'ı biliyorum. Titan'ı biliyorum. Parvus. Bu arada da ilk defa bu arada maç göreceğiz ya galiba. İlk de demeyelim gerçi de. Tam böyle belki bir iki tane olmuştur. Şöyle taraflara biz o sırada bakalım gençler. Gilgalat burada Gundabad olmuş. Burada Rohan'ımız efendim Gökhan. Onun yanında Parvus var. Goblin Town. Burada Gondor'umuz var. Titan. Hemen burada da Mete reisimiz var efendim. Mordor. Herkes tek. Buralarda arkadaşlar birer tane outpostlar var. Şöyle etrafı dağlarla çevrili, tek giriş noktası olan korumalı. Şurada minimap'ten kontrol edin mesela. Şuralarda toplamda 5 tane, herkese birer tane olmak üzere outpostlarımız var. Burada diğer gördüklerimizde ekonom plotlar zaten. Arkadakiler de aynı şekilde ekonom plotlar. Taraflar tutulsun efendim. Taraflar tutulsun. Lan sen niye Gundabad tuttun şimdi Gökhan? Sen buradasın oğlum. Bu arada hala bir bilgi vermediniz. Ben mi görmedim bilmiyorum. Kim Garrosh'un nick'i ne burada, ben hala bilgi alamadım. Yani ya Parvus ya Gilgalat olacak da. Tamam. Okey. Burası kim peki? Parvus. Benim bildiğim, tanıdığım biri mi yani? Haydi bakalım gençler. Yok kanka. O şey direkt. O Titan. Tamam çağır. Okey. Okeysiniz gençler. Biz zaten faction gideceğiz de. Çok... Şey olmadığı sürece isimler üzerinden gitmiyorum çünkü YouTube'da faction'lar üzerinden anlatmak, eğer ki aynı faction'dan iki tane yoksa daha net anlaşılıyor diye yorumlar aldım. Sevgili YouTube. Dolayısıyla daha çok faction böyle Mordor onu yaptı, Goblin Town şöyle falan diye gideceğiz. Ben yine aralarda isim söylerim. Haydi bakalım Gondor'umuz. Gamrod'u basmış, Pippin'i basmış. Burada goblinlere müdahale etmeye geliyor Gondor efendim. Abi Gondor ne yapmış ya en başta? En başta bayağı hareketli başlamış yani. Bu arada outpostlara hemen bir bakalım arkadaşlar. Mete, Mordor burayı almış. Burası boş. Gundabad ne yapmış? Rohan da gelmiş. Burayı almış Gökhan Reis. Şu an sadece Mete ve outpost canavarı Gökhan birer tane outpost almışlar. Diğer outpostlar boş arkadaşlar. Yani burada aslında şunu söylemek mümkün. Rohan ve Mordor bir tık şöyle bir tık
Şimdilik bunu söylüyorum. İlerleyen aşamada bir 10 dakika, 5 dakika daha geçerse şu kadar daha olabilir o boyut. Önde olacaklar. Parasal anlamda. Bu da savaş alanına yansıyacak. Ama Gundabad da geldi, burayı aldı efendim. Bak bak sen, Fimbul'a bak nasıl parlıyor he. 35-35. Güzel de bir skill yani o Fimbul için. Sadece okçu gidecek Gondor galiba. Ya şimdi bir de şu da var arkadaşlar. Burası sonuçta bir kamp haritası. Ek olarak 3 tane yer alabileceğiniz bir outpost olsa da hemen hemen bütün faction'lar için bir kale gibi bir şey. Bu durumda işte ana base'lerine ya da diğer outpost'larına ne yaptıklarına bakarak tam anlayacağız. Ne gidecekler, ne yapacaklar diye. Şimdi burada Gondor için sadece okçu gidecek gibi görünüyor şu anda, evet, ama herhangi bir yer alınca işler değişebilir. Yine kontrol edeceğiz. Mordor'a bakalım. Mordor bir tane Orc Pit yapmış. 4 tane Slaughter House var. Buraya bakıyorum. Buraya da 3 tane Slaughter House yapmış. Gundabad ana base'ine 4 tane maden, 1 tane Orc Pit, bir yeri boş. Gerçi burada da bir yeri boş Mordor'un. Buraya da 2 tane Forge yapmış. Rohan'a bakıyoruz efendim. Military Building'i var. 5 tane farm yapmış buraya. Buraya da 3 tane farm yaptığını görmüştüm zaten. Goblin'e döndüm geldim efendim. Bir yeri boş. 4 tane Forge ve Goblin Cave'i var. Şu anda herhangi bir troll basan yok. Bakayım. Troll Cave geldi. İlk basan Goblin Town oldu efendim. Abi adamın adı bir kere Outpost Canavar diye çıktı mı çıktı. Dolayısıyla ona göre şey yapmak lazım. Karşınızda Gökhan varsa... Lan bu ne oğlum? Outpost'suz kaldı ya lan o zaman Gondor. Gondor'un burayı alması lazım. Gondor eğer orayı alırsa bu sefer Goblin Outpost'suz kalır. Mordor şu an harita hakimiyetini ele geçirdi arkadaşlar. Net. Outpost canavarı Gökhan'ın namına şu an leke sürüldü, leke. Şu an abi ben olsam Gökhan, ben olsam bunun altında kalmam kardeşim, de gerisini söylemeyeyim, tamamen artık sen otur düşün yani, anladın mı? Yarım saattir bir yeri yıkamadınız siz de Goblin diyene. Aha, Gondor buraya doğru geliyor. Yani kanka bir şimdi sen Rohan'sın kardeşim. Bir Merry gönderirsin, değil mi? Yani şimdi Hobbit'in de var. Hani gönderemeyecek durumda olsan, öyle bir faction olsan anlarım. Burada da bir şey diyeyim mi? Haritanın tam ortasına da bir tane kamp yeri uyarmış ha. Burayı birisi gelecek alacak abi. Aynı böyle şey, outpost değil. Böyle kamp kuracak ortaya. Çok güzel olmaz mıydı lan bu haritada? Bir an düşündüm de, ama ortayı bir tık da engebeli yapmış yani. Şuralar falan. Düzlemek lazım böyle bir şey yapmak için. Yani buraya outpost bile sıkıntılı olabilir. Şuradaki engebelerden kaynaklı. Goblinler ne yapıyorsunuz efendim? 4 grup goblin. Goblinler buradaki outpost'a baskın yapıyor efendim. Gondor da burayı aldı. Mordor combo gidiyor. İyi iyi güzel, combo bol bol combo gidin. Çünkü kombolar kalkıyor biliyorsunuz. Helal lan Mete. Garoş'cum görüşürüz kardeşim benim. Kendine iyi bak. Umarım efendim.
Başka bir şey için gitmiyorsun kardeşim. Sen anladın beni. Öptüm kardeşim. Görüşürüz. Şuraya bir bakalım goblinler ne yapmış. Onam 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 onam. Rohan ne yapıyorsun kardeşim? Niye müdahale etmiyorsun buraya? İlla adam kafayı taktı burayı yıkacak yani hani. Gundabat ne yapıyor? Gundabat abi iki tane pikeman yapmış. Zugumar liderliğinde bir tane basic kılıçlı birliği var. İki tane de okçusu var efendim. İlerliyor bu tarafa doğru. Mordor ordusu efsane görünüyor. Bu arada haritanın hava durumu arkadaşlar akşam. Şuradan yani nasıl şöyle fark etmişsinizdir. Mesela şunun görünümüne bakın. Ya bir değişik değil mi? Grafikler bir değişik. Sanki Mordor Darkness yapmış gibi. Değil mi? Bir garip yani. Hadi bakalım he. Mordor Gundabat savaşı başlasın efendim. Vay, Gimli çıkmış buraya. Gimli çıkmış goblinlerle savaşıyor. Şuradaki savaşı da kaçırmayalım arkadaşlar. Ne diyorsunuz sizce? Not alınıp 0.8'de aydınlanmalı mı harita? Siz oynadınız nihayetinde. Sizin fikriniz önemli. Mirkwood haritası gibi yani. Blade de söylemiş ya. Evet, Mordor mekanını bırakmadı arkadaşlar. Lumbermill'ini aldı. Ya sonuçta her haritada aydınlık olup cıvıl cıvıl kuşlar uçacak diye de bir şey yok yani aslında baktığınız zaman. Bazı haritalarda böyle olsun yani. Mirkwood'un zemini de karanlıktı, görüntüsü de karanlıktı. Mirkwood artık hani göz gözü görmüyordu yani Mirkwood'da. Burada zemin de güzel. Böyle bu toz toprak falan güzel yani. Benim hoşuma gitti de size bir sorayım dedim yine de. Tufan kankam hoş geldin, selamlar. Hadi bakayım Gundabat, senden güzel ataklar bekliyoruz kardeşim. Böyle Mordor'a sahada yenilmekle olmuyor kardeşim. Rohan kesin şuraya saldıracak da. Gimli de orayı savunup gelmiş ya. Ay efendim kadehler kalkıyor. Çaylardan yudumlar alınıyor. Artık kahveniz, maveniz, çayınız, suyunuz, çorbanız neyiniz varsa efendim. Tulkas diyor Isengard Rukaisine. Kadehler kadehler. Bu arada biraz kötü geliyor. Yani ben olsam ben de çekilirdim. 3-4 ogre artı kombolar mombolar falan. Evet biraz galiba şunun gerisine çekmeye çalıştı savaşmak için Gökhan. Hadi bakalım. Ogreler düşüyor efendim. Bolgu indirmeye çalışıyor Legolas'la.
Bol düştü. Abi Haldir ölüyordu neredeyse. Evet. Fimbul da düştü. Zugmar'a ne oldu? Zugmar burada hala. Okey. Vallahi Rohan çok iyi döndü oraya ya. Şuraya bir bakalım arkadaşlar. Burayı da kaçırmak istemem. Goblin buraya saldırmış efendim. Gondor koruyamamış yerini. Goblin burayı yıkmak üzere şu an. Aynı zamanda burada savaşı da kaçırmak istemiyorum. Bir yandan da efendim Mordor şu anda Gundabad'a dalıyor. Abi şu an 3 farklı yerde savaş var. Ben hangisini seyredim? Burada bariz bir Rohan bir kazanıyor. Zaten buradan Mordor'dan da darbe yiyince Gundabad Garrosh. Evet arkadaşlar, Goblin burayı almış, püskürtmüş Gondor'u. Orada aralarında bir şey döndüyse, ki çok büyük bir savaş döndüğünü zannetmiyorum. Varlık gösterememiş olabilir Gondor tarafı. Çok fazla birliği yoktu diye hatırlıyorum. Çok bir şey kaçırmadık yani burada. Gelip burayı almış Goblinler. Burada da aynı şekilde zaten Gundabad'ın ordusu burada olduğu için, Rohan'la savaşmakta olduğu için savunan bir birliği yok dolayısıyla. Yine bir şey kaçırmadık. Mordor ordusu direktman Gundabad'ın base'ine girmiş oldu. Şu an bir ucundan bir çekiliyor. Hadi Gundabad, bu senin fırsatın kardeşim. Dobarlan, iyice dobarlan, bırakma kendini. Ölük birlikler çok güzel. En kıl olduğum oyuncu tipi param yoktu da o yüzden basic bastım da elit basmıyorum diyen oyuncu tipidir. En kıl olduğum. O zaman kardeşim, madem öyle 50 buna vereceğine verme, bekle biraz. 600 buna ver, anladın mı? Biraz bekle yani. Gondor'a bir destek geldi efendim. Vay, Theoden de geliyor buradan. Gondor'un sadece okçu muhabbetinden bir uzaklaşması lazım. Ek olarak burada Gondor'da yine bulduğum bir eksikten bahsedeyim sizlere efendim. Şimdi blacksmith yapıp upgrade gideceksen şu diğer ikisini de blacksmith yapaydın. İki farm bir blacksmith olmuyor. Çünkü şunların fiyatlara bak diyecektim ki zaten vermiş de. Şuna bak mesela, 600. Ne olurdu 3 tane yapsaydı? 540 ya da 480 civarı bir şey olurdu sanırım 3 tane de. Bakayım. 3 tane de %15 diyor. Tamam. Yani 500 de olabilirdi, emin değilim. Kardeşim benim. Yeni takip ECI olarak Sargon ailesine selamlar. Takipçi olacak C harfinden dolayı bot tam okumamış orayı. Hoş geldin kardeşim benim. Teşekkür ediyorum desteğin için. Sağ olasın. İsmail. Oğlu Mehmet Han. Yani bizim Pılaya. Yanlış mı anladım? Mordor buradan ilerliyor efendim. Gundabad Rohan arasında savaş devam ediyor. Ay! Yeomanlar direkt gitti. Vallahi arkadan destek getirebilirse Rohan burayı alır.
Burayı rahat alır. Çünkü zaten Gundabad'ın da pek bir şey kalmadı. Gundabad'ın artık kendi base'ini koruması lazım. Bu arada buraya yine bir goblin saldırısı gelmiş arkadaşlar. Goblin hem burayı aldığı gibi gelip buradaki Rohan'ın da toprağını ele geçirmek istiyor. Mordor o sırada ne yapmaya çalışıyor? Onu da bir anlamaya çalışıyorum bir yandan. Gandalf. Gandalf'ta bir rank atlatma çabası görüyorum bir. Bir olaylar, bir şeyler. Evet, burası düşüyor. Aynen, fark ettim kanka. En başta anlamadım. Yeni bir takipçi olarak düşündüm. İsmi net okumamıştım çünkü ilk attığında. Aşağıda şimdi sağ altta İsmailoğlu Mehmet Han diye görünce oturdu kafamda kimin çocuğu oldu? İsmail kim? Playa yani. Lan 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 Gandalf. Gandalf burayı o kadar canını azaltıp yem etti Mordor abi. Yazık lan. Hadi bakalım. Evet, Rohan burayı aldı arkadaşlar. Burayla çok ilgilenmiyor. Buraya da sadece goblin sürüleri geliyor. Aslında eğer giant falan gelirse işler değişebilir. O zaman müdahale etmesi gerekir yani Rohan'ın. Giant gelmediği için bu şekilde tutabiliyor. Yani Elf Summon yaptı. Haldir'in Summon'ı bu arada. Haldir de o kadar rank atlamış demek ki. Ölüllon. Mordor orada şuralara kadar ilerleyerek ne yapmaya çalıştı onu anlamadım ama. Onu söyleyeyim yani. Buraya kadar gelip burada bir... Benim gözümden kaçan bir şey mi oldu bilmiyorum. Buraya kadar gelip işte bir iki tane ev yıktı. Sonra ortaya geldi, burayı yıktı. Buradaki troll yerini yıktı. Ardından... Geri döndü bir. Bir boş yaptı yani Mete orada arkadaşlar. Orada Mete bir boş yaptı. Onu... Tavaf ettim, kimseyi bulamadım, geri döndüm. Hayır kardeşim, kabul etmiyoruz. Geri döndü demeyelim de... Korktu diyelim. Lol lan, helal lan. Elit birliklerini basmaya devam ediyor arkadaşlar. Gundabad ama ne yazık ki ufukta bir Mordor ordusu göründü. Aga be. Savun lan memleketini. Savun lan Gundabad. Buraya olan saldırı bir tık büyüyünce Rohan'da bir hareketlenme var arkadaşlar. Şuraya da bir bakacağım, kontrol edeceğim. Gondor biraz herkese rağmen, diğer bütün 4 oyuncuya rağmen biraz kapalı oynamış. Bekleyerek oynamış. O sıkıntı olmuş bir tık. Aleykümselam. RD kankim. Aga be. Aga be. Ulan Gundabad'dan da benim beklentim çok büyüktü ya. Niye öyle oldu?
Artık kaharga da kurtarmaz ki kardeşim. Artık kaharga da kurtarmaz yani, baksana. Bolgun ruhu şad olsun. Gilgalad has been defeated abi. Evet, Garrosh gitti. Oga, bak bak. Burayı çoktan kaybetmiş Rohan geri almaya gelmiş onca yolu. O Geresi'ye kadar yıkılmış burası. Ama çok rahat geri alır ya. Rahat geri alır. Şu an Mordor ordusu çok tehlikeli görünüyor arkadaşlar. Acayip kalabalık. Trolleriyle vesairesiyle, ıvırıyla zıvırıyla. Yani şu an mesela Gondor'a girse herhalde içinden geçer ya. Baksana. Gondor ne yapsın oraya? Üç olmak üzere Gandalf. Üç olursa da şey değişmiyor ama 5 olması lazım yani, ister atması için 5 olması lazım. Evet, Rohan burayı geri aldı. Şöyle bir statüse bakarak ardından anlatmaya devam edelim. Efendim, Gilgalad, Gundabad yıkıldı. 4 oyuncumuz var. Goblin, Gondor, Rohan, Mordor. 2 outpost'u var Rohan'ın ve Mordor'un. Harita hakimiyeti en düşük olan taraf Gondor. Ama Gondor'da 3 tane, hatta burası da dahil olmak üzere toplam 4 tane dışarıdan farm almış şu an. Bayağı bir para kasıyor yani. Gondor'un harita hakimiyeti olmadığına bakmayın yani. Dışarıdan yerleri gidip Gandalf'la toplamış o. Abi. Tek bir yeri de Goblin'in var gençler. Goblin okçuları Gorkil liderliğinde. Half troller. Falanlar, fistanlar. Mordor tarafı acaba Sauron'a yakın mıdır diye baktım da çok varmış ya, Sauron'a çok var. 2 tane summon açmış. Bunlar kuşatmalarda çok işe yarar yani, kamp haritasında olduğumuz için. Gondor'a doğru mu gidiyor? Ne yapıyor burası? Rohan'a bakalım. Rohan'ın 5 tane birikmiş power var. Anduril. Andur'la yakın mı ya? Anduril tam neredeydi? Bunu da tam hatırlayamadım arkadaşlar ama Andur'la açması yakın gibi geldi bana. Ama onun yerine başka bir şey açtı. Ne? Rebuild mi açtı orada? Tam göremedim arkadaşlar. Bir şey açtı. 2 puanlık başka bir şey açtı. Gondor dediğim gibi çok pasif kaldığı için arkadaşlar special power çok açamamış. Rallying Call ve Heal'ı var. Evet, buradaki yeri düştü. Goblin'e bakmadık bir tek. Fena değil yani onun da power'ları. Birikmiş power yok ama. Yine Spider Webs, Goblin Mining falan bir şeyler var yine yani. Hemen hemen Mordor'la denk. En fazla power'ı olan zaten Rohan. Rohan bir taraftan, Gundabad'la bir taraftan. Goblin'le savaşarak biraz power kasmış. Helal ki. Aha. Gandalf orada bir tık kötü yakalandı trollere. Bayağı bir damage yedi. Abi bayağı sağlam troll döküldü ha orada aşağı.
Ulan dedim Gondor'un dedim sonu geldi dedim anasını satayım. Aynen RD kankim öyle Gondor GG diyordum. Beynimde şu an o dönüyordu ki. Adam geri döndü. Neden? Çünkü kapısının dibinde bir Rohan ordusu efendim. Ben görsem ben de dönerim. Buradaki savaşı kaçırmayalım. Goblin orada biraz ekonom pilotları falan şey yapıyor. Taciz ediyor. Abi, ordu bir kere çok uzadı. Onu söyleyeyim. Ordu çok uzadı. Dolayısıyla yani orada dümdüz aşağı gelmek yerine aslında orduyu toparlayıp buraya gelsen buradan aşağı inip savunsan biraz daha şey olabilirdi. Orduyu toparlayarak böyle tek seferde girebilirdin. Biraz ordu dağıldı. Bak bak sen. Goblin'e bak sen. Goblin de tam bir kıl. Tam bir kıl abi. Sürekli goblin basıp Allah'ını seversen sürekli goblin basıp ekonomi pilotları darlaması var ya. Kıl bir oyuncu tipi ya. Ya kanka ben bir kere o oğlum Rohan senin yıkılmanı engelledi lan. O Gandalf oradan nasıl kaçtı ya? Rohan senin yıkılmanı engellemiş sen geliyorsun Rohan'a saldırıyorsun. Puh lan. Şu an çok sinirlendim Gondor'a. Goblinleri sevmeye başladım şu an. Canım goblinleri vurun lan ellöllön size. Vur vur vur. Vur 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 vur. Kır oraları abi kır. Herkes abi Gondor'a puh yazsın. Tamam mı? Ulan RD kankim böyle o yapmasaydın da normal puh deseydin de olurdu kardeşim. Ay. Çok fena oturttu yalnız. Fena oturttu yani helali var. Helali var. Sağlam koydu. Anduril açılmış bu arada. Mordor hızlıca toparlanıyor gençler. Hain Gondor ya. Hain oğlum. Vadan aynı ya. Böyle bir şey olamaz ya. Çok gıcık etti beni vallahi. Öl lan. Kaçtı. Gelmiş burada blast blast atmış ya. 6 rank bak. Dur bakalım hadi neyse. Goblin'in efendim Rally to Goblin Town ve diğer bütün powerları aynı şekilde duruyor. Para durumu binlerde falan. Şu anda burayı bastırıyor. Oraya mı müdahale edecek şu an? Oraya bir Rohan ordusu oraya doğru bir döndü. Biz aynı zamanda hem buradaki kuşatmaya bakarken Entler bu arada savunuyor burayı. Bir yandan da Mordor'a bakalım. Witch King's Power'ı açmış arkadaşlar. ...12 power sonra falan Sauron'a gidebilir yani. Halen daha uzak. Çok Sauron'a yakın olduğu söylenemez Mordor'un.
Rohan son power'a gitmiş Rohan. White be. Geliyor East Guard'lar. Andurli de açmış zaten. Burada ek olarak arkadaşlar az öncekinin yanı sıra şey var. Ranger Summon var. Bu kadar. Evet. Ve Rohan ordusu. Goblin'i kuşatıyor. Balrog'un tarafı mı? Ya kanka aslına bakacak olursan BFM'de genellikle Balrog Goblin tarafında. Yani modlarda Goblin'e falan verilmiş. Ama GIF bakımından bakacak olursam ben GIF'i hazırlarken Gondolin'i kuşatıyor demişim ya. Orada biraz evet Eomer'in dediği gibi Melkor tarafında oluyor. Yani Mordor diyebiliriz. Burada bir goblin yıkılmaz ama yani sadece burası kalırsa çok büyük bir hasar alır. Ana yerini kaybederse çok fena bir hasar alır efendim. Gitti Durburz. Orayı savunmaktan vazgeçti. Goblin saldı yani burayı. Abi Allah aşkına şu Gondor'a bak ya. Bu nedir bu hain Gondor? Bu ne olacak ya böyle bu? Full orduyu da basmış ha. Bakayım bir. Kesin fulldür bu. Değilmiş. Tamam, ben yanlış şey yaptım. 216'ymış. Kule çok benziyordu ama. ordu durmuyor abi. Ordu durmuyor, buraya doğru ilerliyor. Biraz da burada farkında mısınız bilmiyorum. Yani Gökhan biraz risk de alıyor. Ordusu sürekli buralarda. Sürekli buralarda dolanıyor. Savaşta, kuşatmalarda falan. Yani bir anda adamın base'ine tak diye Mordor ordusu da girebilir. Gondor ordusunun nerede olduğunu bilmiyor. Gondor ordusu da pat diye gelebilir falan. Habersiz. Adam sürekli kuşatmalarda. Titan kanka. Abi adam hem sürekli ordusunu bekletiyor hem de Gandalf çıkarıp rank atlatmaya çalışmıyor mu ya? Abi yani lan ne kıl oynayış biçimi? Ay kafayı yersin ha. Lan abi. Bak gıcıklığa bakar mısın? Adam yıkılıyor. Adam yıkılıyor. Son hero'suyla gelmiş kendisini yıkan Rohan'ın farmına vuruyor. Abi. Ölecek o. Yıkamadı da abi. Yıkamadı yani. Şu an koptum anasını satayım. Çağrı. Yani. Ay. Evet arkadaşlar şöyle statüse bakalım hemen. Gil-galad biliyorsunuz Gundabad yıkılmıştı. Parvus, Çağrı, Goblin tam da yıkılmış oldu böylelikle. Evil Side'den iki taraf gitti. Gundabad, Goblin Town. Geriye Mordor, Rohan ve Gondor savaşı kaldı. Gondor zaten kalesinden, kampından çıkmak bilmiyor. Rohan seferden sefere koşuyor efendim. Seferden sefere. Şimdi de bir diğer sefere Mordor çıktı. Mordor zaten biliyorsunuz buradaki Gundabad'ı da yıkmıştı. O da seferci. Hadi bakayım ha. Aleykümselam.
Dark Lord. Yakacak onu. Aha, entler de geldi. Yanda aç sakal abi. Önde Berettor öldü. Aragorn'un Dunedain'ları da çıktı buraya efendim. Vel giderse bu okçular nasıl düştü lan öyle? Gandalf da gitti abi. Çok fena blast attı ama öldüremedi. Hepsinin dipte. Abi Mordor geliyor diğer yandan. Yok böyle bir şey. Rohan Kanuni Sultan Süleyman. Öyle ama abi. Adam diyorum ya, seferden sefere ya. Sarayda oturduğu yok yani. Rohan dön abi buraya. Dön buraya. Mordor'u püskürtmek lazım efendim. İçeride savaşıyor Rohan bir yandan. Bir yandan şimdi Mordor ordusu da girdi işin içine. Mount of Sauron öldü burada. Oy 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 oy. Oy. Arkaya Gothmog'un summonları geldi. Önde troller. Çok kötü vuruyor şu an. Beast King düştü. Leadership'i gitti şu anda Mordor ordusunun efendim. Neler neler diyorsun ya. Gondor saklanıyor burada. Gondor bir tane Ranger ile burada. Gondor'un önünde savaşıyorlar şu an. Aga be. Son kalan Ranger'lar memleketini savunmaya çalışıyor burada. Öldü. Abi ro... Rohan Mordor'u da püskürttü lan. Diyecek söz bulamıyorum efendim. Rohan sen hem gel burayı kuşat, hem de Mordor gelsin tüm gücüyle sana saldırsın. Onu da püskürt ve kuşatmaya devam et efendim. Tam bir Kanuni Sultan Süleyman ya. Tam abi. Yık reislik ama ölüyor bak. Bak bak Aragorn ölecek ama bak. Lan bir Atelas basla. Ha? Ölür lan. Adam beni duymuş gibi la. Ölür be. Yık şurayı da doları düşürüp durmasınlar ya. Yık yık yık. Dolar Euro'yu düşürüp duruyor burası. Yok abi. Artsın iyice. Helal be. Evet arkadaşlar. 35.555 saattir kampında beklemekte olan Titan has been defeated. Şimdi geldik. Mordor toparlanmaya çalışıyor. Hero'larımı anında aldı. Aldırtmasaydın kardeşim. Beni ilgilendirmez. Lan bir power kalmış la Sauron'a. Sauron'a bir power arkadaşlar. İşler kızışır. İşler kızışır efendim. Entler geliyor diğer yandan. Burada entler basılıyor. Ya ne demek demesi kolay. Sanki ben hiç oyunu oynamıyorum ya. Ben olsam aldırtmazdım orada. Ben Witch King'i öldürtmezdim mesela. Demesi de kolay, oynaması da kolay bence. Bizi ilgilendirmiyor hanımefendi. Bizi, beni ilgilendirmiyor. Neydi lan o? Öyle bir şey vardı değil mi? Beni miydi, bizi miydi, neydi o? Beni ilgilendirmiyor hanımefendi.
Hadi lan. Hadi lan Mordor. Salma lan kendini. Evet, büyük bir Rohan ordusu geliyor üstüne. Biliyorum. Biliyorum Mordor. Şu an büyük baskı altındasın Mordor ama yaparsın aga. Yaparsın. Sauron'a da yakınsın be. Gitme gitme. Gitme, nereye gidiyorsun ya? Oğlum. Bak. Adam buradan saldıracaksa aga, ne yapmak lazım biliyor musunuz? Orduyu çekeceksin şuraya, tamam mı? Adam girecek kalene. Hatta gerekirse şuraları falan da böyle yıkacak böyle. Biraz böyle içe girecek. Sen arkadan böyle orduyu bir saplayacaksın. O en güzel savunma biçimi oluyor arkadaşlar. Her bir şey için. Evil side için söylüyorum. Böyle ön plana çıktığınızda çok kolay yem oluyorsunuz. Ay. Abi adamlar damage almıyor. Birlik çekiyor. Abi yanına birlik çekti şu an. Helal, helal. Aha da Mount of Sauron gitti. Abi güzel karşılık verdin de dediğim şekilde yapsaydın bak püskürtme şansın olabilirdi ha. Ben sana söyleyeyim. Demedi deme yani kardeşim. Sonra yok ben bilmiyorum. Vay ben duymadım. Bilmiyordum. Öyle bir şey demediniz. Yani işte. Şu an söylüyoruz. Sevgili chat. Evet arkadaşlar, şuraya da tekrardan şöyle bakıyorum hemen. Mordor vs Rohan 1v1'e dönmüştü savaşımız. Şu anda Rohan üstünlük sağlıyor. Gökhan Reis Mete Reis'i çiğ çiğ yiyor. Yuduyor şu anda resmen. Aga be. Yazık lan orklara. Bak adamlar korkuyor artık. Vurmayın abi diyor bak. Abi diyor, vurma diyor artık diyor. Son burası kaldı gençler. Evet. Mete Reis'imiz ne yazık ki Haşmetli ordusuna, 900 kişilik Mordor ordularına, bitlere rağmen, gelen desteklere rağmen Rohan ordusuna yenilmekte şu anda. Diyecek pek fazla söz yok. Üzücü bir durum. Ben o kırmızı rengi böyle buralarda kalabalık kalabalık gördüğümde yani Mordor bu maçı alır demiştim. Gerçi daha önceki maçlardan tecrübeyle böyle bir çıkarımda bulundum. Lakin vay be Eomer'im be. Savaşın lan savaşın. Lan. Sauron'u açmış adam ama basamamış ki. Ne acı ne acı. Sauron'u açıp basamamak. Ana binayı da yapmaya çalışıyor bir de, Allah'ım ya Rabbim ya. Abi. Bak bak halen daha. Evet sevgili YouTube, her zamanki gibi
Mete Paşa has been defeated diyoruz ve bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Efendim güzel bir replay'di. 5 kişilik çok tatlı bir FFA'ydı arkadaşlar. Kendinize bir sonraki videoya kadar çok iyi bakıyorsunuz arkadaşlar. Hoşçakalın.